Salim'le Nevzat arasında bir ilişki varsa... Nasıl yani? Nevzat'la Salim arasında cinsel bir ilişki varsa ve bunu bu çocuk gördüyse, bunlar da bu utançtan dolayı bu çocuğu kendi aralarında iş bölümü yaparak öldürüp sakladılarsa, 6 çocuklu köyde yaşayan bir kadının kendi kayınbiraderiyle uzun süreli ilişkiyi hiç kimseye fark ettirmeden yaşaması çok söz konusu bir şey değil. Ki muhtar, ki onun yengesi. Belki bu muhtarla Salim'le Nevzat'ın arasında cinsel bir ilişki vardı ve bu kız ona şahitlik etti, tesadüfen onu gördü. Bu senaryo öbür senaryodan daha gerçekçi bir senaryo. Salim'le Nevzat arasında bir ilişki varsa... Nasıl yani? Evet. Salim'le şu anda Salim'in üzerinde... Yani ortaya çıkmasını istemeyecekleri, daha korkunç, daha utanç daha verici bir şey. Kendilerine daha utanç verici bir ilişki cinsel, var. Evet, cinsel ilişki. Bunun kızla ilgisi var. O çocuk gördüyse, onu gördüyse... Şimdi şöyle bir durum söz konusu, bakın. Bu kadar kalabalık bir ailenin annesi... Bu kadar rahat ve bağımsız bir şekilde 6 çocuktan bahsediyorsunuz ve iç içe bir köyden bahsediyorsunuz. Bu kadar rahat bir şekilde bu ilişki bir günde mi ortaya çıktı? Süre gelen bir durum olması lazım. Herkesten sıyrılıyorlar ve o çocuk işte Kur'an kurstan gelince nerede görüyor? Adamın evinde mi? 6 kişi, çocuk, kadın, koca, 8 kişinin veya 5 kişinin yaşadığı bir evde bir kadın... Bir adamla köy yerinde beraber olma olasılığı, ihtimali kaçtır? Eğer burada afaki bir durum varsa, eğer burada çok sıra dışı bir durum varsa, 8 yaşındaki bir çocuğun katledilmesini gereken bir durum varsa, bence akla gelmeyecek soruların da sorulması lazım. Bu çocuğun DNA örneği ve bu çocuğun alıp saklanması, somut delillerin birleştiği sadece 2 kişi var. Öyle değil mi İsmail? Evet. Sadece 2 kişi var. Salim ve Nevzat. Salim ve Nevzat dışında bu çocuğun şu ana kadar verilen bilgilerde temas ettiği, bakın somut delillerde, Salim'le Nevzat dışında bu çocuğun temas ettiği üçüncü bir kişi yok. Nevzat'la Salim arasında cinsel bir ilişki varsa ve bunu bu çocuk gördüyse, bunlar da bu utançtan dolayı bu çocuğu kendi aralarında iş bölümü yaparak öldürüp sakladılarsa, bu çok mu hayır diyebileceğiniz bir senaryo? Bence bunun da araştırılması lazım. Net söyleyeyim size. İşte. Bu senaryo öbür senaryodan daha gerçekçi bir senaryo. Çünkü bir kadın, 6 çocuklu köyde yaşayan bir kadının kendi kayınbiraderiyle uzun süreli veya belli bir süreli ilişkiyi hiç kimseye fark ettirmeden yaşaması çok söz konusu bir şey değil. Ki muhtar, ki onun yengesi. Belki bu muhtarla Salim'le Nevzat'ın arasında cinsel bir ilişki vardı ve bu kız ona şahitlik etti. Tesadüfen onu gördü. İşin, çok özür dilerim. İşin tuhafı. Tabii sizin teziniz benden. İddiam.